Sevgili öğrenciler, ODTÜ'ler Tuna Fen Eğitim Kurumu olarak uzaktan eğitim programına hoş geldiniz. Sizlerle bugün yüzdeler konusunu işleyeceğiz. Ve videomun içerisinde sizlere şifre tarzında sorular veya farklı cümleler vereceğim. Bunu da videoyu izleyip izlemediğiniz kontrol etmek amacıyla size sorular yönelteceğim. Onun için dikkatlice videomu izleyiniz. Şimdi yüzdeler konusu bir sayının yüzdesini bulmak. Şimdi önce yüzde sembolümüz bizim nedir? Şu şekildedir. Yüzde A demek, şurada da göründüğü gibi A bölü yüzdür. Ve bu ne diye okunur? Yüzde A diye okunur. Evet, bir sayının verilen bir yüzdesini, bir sayının verilen bir yüzdesini bulmak için sayı yüzde ile çarpılır. Mesela bakalım nasıl yapılıyor? 140 sayısının yüzde 40'ı kaçtır? 140 çarpı 40 bölü 100 olarak yapılır. Dolayısıyla sıfırlar gider. Şu sıfırla şu sıfır gitti. 14 ile 4'ü çarptı. 4 kere 4 16. 4 kere 1 4 5. Cevap 56 olmuş olur. Bunu ayrıca ikinci yol olarak şöyle de bulunabilir ama biraz uzun bir yol. Bir sayının yüzde 40 ise yani 140'ta kaçıdır? Bu şekilde doğru orantı yaparak bulabilirsiniz. Ama bu yol biraz uzun. Dilerseniz buradan da bulabilirsiniz. Ama önceki anlattığım yol biraz daha kısa bir yol. Mesela bakalım 250 sayısının %30'u kaçtır? Evet, 250 sayısının %30'u. 250 çarpı ne yapıyorum? 30 bölü 100 yapıyorum. Dolayısıyla ne oldu? Şu sıfırlar gitti, şunlar gitti. 3 ile 25 çarptığım zaman ne olur? Cevap 75 olmuş olur. 125 sayısının %20'si kaçtır diyor. 125'i ben ne yapıyorum? %20 ile 20 bölü 100 ile çarpıyorum. Bazen sadeleşmeyebilir. Sadeleştirirken hani biz kesirlerde çarpma işlemi gibi düşünürken bunun paydasına 1 diye düşünüyoruz. Çaprazlar sadeleşebilir. Ben 25'e böldüm ne olur? 5. 25'e böldüm 4. 4'e böldüm 1. 4'e böldüm 5. Cevap ne oldu? 5 kere 5 25 olmuş oldu. Evet, şimdi 250 kilogram elmanın %40'ı çürümüştür. Buna göre kaç kilogram elma çürümüştür diyor. Dolayısıyla ne yapıyorum? 250'yi ben 40 bölü 100 ile çarpıyorum. Sıfırlar gitti. Şu sıfırlar da gitti. 25 ile 4'ü çarptım. Cevabımız ne oldu? 100 kilogram olmuş oldu. Evet. Diğer soruya devam edelim. Şimdi birazdan sizlere bir soru yönelteceğim. Bir zeka sorusu olacak. Evet, izlemeye devam edin. Merve 30 sayfalık bir kitabın %80'ini okumuştur. Buna göre Merve'nin okuması gereken kaç sayfa kalmıştır? Bunda sevgili çocuklar iki tane yoldan bulabiliriz. Mesela önce şöyle yapabilirim ben. Okuduğu sayfayı bulup efendim tamamından çıkartabilirim veya direkt kaç sayfa kalmıştır diyor ya direkt bunu bulabilirim. Normalde ben tamamını %100 olarak düşünsem tamamı %100 olsa ve ben kitabın %80'ini okumuş %80'ini çıkarsam bundan ne kalır geriye? %20'si kalır. Demek ki 300 sayfanın %20'sini okumamış. O zaman ben ne yapıyorum? 300'ün %20'sini buluyorum. Şunlar gitti, şunlar gitti. 30 ile 2'yi çarptığım zaman 60 kalmış oldu. Demek ki 60 sayfasını okumamış. Evet, 6. soruya geçiyoruz. Ayşe teyzenin ineği bugün 16 litre süt vermiştir. Ayşe teyze sütün %25'ini komşusuna vermiştir. Buna göre Ayşe teyze komşusuna kaç litre süt vermiştir? Şimdi bakıyoruz. Ayşe teyzenin 16 litre sütü var. Dolayısıyla %25'ini komşusuna vermiş. Buna göre Ayşe teyzenin komşusuna kaç litre süt verdiğini bulalım diyor. 16 litrenin ben %25'ini bulacağım.
Şimdi daha önceki sorularda kolayca alışmıştık. Sıfırları götürüyorduk ama burada götüreceğimiz sıfır yok. O zaman ne yapacağız? O zaman şöyle bir şey yapacağız. Ben 25 ile 100'ü sadeleştireceğim. 25 ile 100 sadeleştirdiğim zaman 25 25'e böldüm 1. 125'e böldüm 4. 4 ile 16'yı sadeleştireceğim. 4 ile 16 sadeleştirdiğim zaman burada ne kalır? 4 kalmış olur. Dolayısıyla cevabımız ne olur? 4 litre olur. Evet, diğer sorumuza geçmeden size efendim zeka sorumuzun ilk kısmını paylaşayım. Evet, 3 fare 3 fındığı. Evet, zeka sorumuzun ilk kısmı 3 fare 3 fındığı. Evet, devam edeceğim. 7. soru. 40 metrelik bir yolun %12'sini yürüyen Zeki'nin geriye kaç metre yolu kalmıştır? Şimdi 400 metrelik yolun %12'sini yürümüş. Demek ki %12'sini yürümüş. Ben %100'den %12 çıkartayım. Böyle de yapabiliriz. Direkt buradan ne olur? %88 olmuş olur. Ben o zaman ne yapacağım? Ne diyor benden? Geriye kaç metre yolu kalmıştır? Demek ki geriye kaç metre yolu kaldı? %88 yolu kaldı. 400'ün %88'ini bulayım. Evet, 400 ile 100'ü sadeleştirdim. Sıfırlar gitti. 4 ile 8 çarpacağım. 4 kere 8 32. Sonra 2 çıkan bir şey olacak. 352 olur. 4 kere 8 32. 3 daha 35. Cevap yine 352 olmuş olur. Evet, 8. soru. 8. soruda 500 TL'nin önce %40'ı, daha sonra kalan kısmın %25'i harcanıyor. Geriye kaç TL'si kalmıştır? Şimdi burada şunu yapacağız. Önce 500 TL'nin %40'ını bulalım. Bunlar gitti. Ne oldu? 50 ile efendim 4'ü çarptık. Ne oldu? 200 TL'si harcanmış. Şimdi 200 TL'si harcandıysa 200 TL'si harcanmış. 500'den ne yapalım? 200 çıkartalım. 500'den 200 çıkartalım. Geriye ne kaldı? 300. Kalan kısmının %25 harcanıyor. Şimdi bunun %25 harcanıyor. Şöyle demiştik. %100'den %25 çıkartalım. Geriye ne kaldı? %75 kaldı. Ben ne yapacağım? 300'ün %75'ini bulacağım. Çarpı 75 bölü 100 olacak. Şu sıfırlar gitti ve 75 ile 3'ü çarptığım zaman 225 yapıyor. Evet, devam edeceğiz. Devam etmeden sorumuzun diğer kısmını söylüyorum. Başta bir şey paylaşmıştım zaten. 3 dakikada yerse, evet, sorumuzun diğer kısmı 3 dakikada yerse, evet, daha sonra devamını vereceğim. Evet, 9. soruya bakalım. 9. soruda bir miktar domatesin %12'si çürüdüğü için çöpe atılıyor. Çöpe 3 kilogram domates atıldığına göre bu domateslerin tamamı kaç kilogramdır? Şimdi domatesin tamamına ben ne diyeyim? X diyeyim. Çarpı %12'si çürüdüğü için 12 bölü 100. Ne kadarmış bu? 3 kilogrammış. Şimdi buradan bir denklem çözeceğiz. Denklem biliyoruz zaten. Çarptım ben 12x bölü 100 eşittir 3. Payda 1. Ben ne yapıyorum? İşler dışlar çarpımı yapıyorum. Daha sonra ne oldu? 12x eşittir 300 olmuş oldu. X eşittir nedir? Şimdi sadeleştirelim. 6'ya bölelim 2. 6'ya bölelim 50. 2'ye bölelim 1. 2'ye bölelim 25. Cevap ne olacak? X eşittir 25 olacak. Doğru cevabımız ne olur? Adana. 10. sorumuza bakalım. 10. sorumuza bakalım. 10. sorumuzda Nur aklından bir sayı tutuyor.
Nur aklından bir sayı tutuyor. Tuttuğu sayı bilmiyoruz. %24'ün, önce bir tamamını okuyalım. %24'ün 36 olduğu söyleniyor. Buna göre Nur aklından hangi sayıyı tutmuştur? Şimdi Nur'un tuttuğu sayıya ben x diyeyim. %24'ünün 36 olduğu söyleniyorsa çarpı 24 bölü 100 olsun. Bu da eşittir neye? 36'ya. Şimdi buradan denklemi çözelim. Ne oldu? 24x bölü 100 eşittir 36. Payda 1. İçler dışlar çarpımı yapıyorum. Ne oldu? 24x eşittir 100 çarpı 36. 24'ü 6'ya böleyim. 4. 6'ya böleyim. 6. 4'e böleyim. 1. 4'e böleyim. 25. Dolayısıyla x eşittir 25 çarpı 6 oldu. Bu da x eşittir ne olur? 150 olmuş olur. Cevabımız Ceyhan. Evet, bir çam fidanının boyu bir çınarın boyunun %40'ına eşittir. Çam fidanı 120 santimetre olduğuna göre çınar ağacının boyu kaç santimetredir? Şimdi çınar ağacını bilmiyorum. Çınar ağacına x dedim. Çam fidanı neymiş? %20. Şimdi soruda ne diyor? Bir çam fidanının boyu çınarın boyunun %40'ına eşittir. O zaman çınarın boyunun %40'ı neye eşitmiş? Eşittir çam fidanına, yani 120'ye. Aynı şekilde bu denklemi çözüyoruz. 40x bölü 100 eşittir 120 oluyor. Payda 1, içler dışlar çarpımı yapıyorum. 40x eşittir 100 çarpı 120 oluyor. 40 ile 120 sadeleştirelim. 3, x eşittir ne olur? 300 olur. Evet, cevabımız Denizli. Evet çocuklar, devam ediyoruz sorumuza. Sorumuza devam ederken yani yüzde problemleri bu kadar. Kar zarar problemlerine bakacağız. Kar zarar problemleri. Şimdi burada yine şifre sorumuzun devamını vereyim. 100 fare 100 fındığı. Evet, 100 fare 100 fındığı. 100 fare 100 fındığı. Evet, kar zarar problemlerine bakalım. Kar zarar problemlerinde şimdi öncelikle belli kavramlar var. Maliyet nedir? Maliyet nedir? Bir ürün elde edilen kadar yapılan masraftır. Satış fiyatı nedir? Bir ürün satıldığı fiyattır. Şimdi şöyle söyleyelim. Mesela bir ürün alacağız. Bu ürünün maliyeti derken, bu ürünü üreten adamın o anki safhaya getirinceye kadar yaptığı masrafların tamamına maliyet diyoruz. Tabi bundan bir kar elde edecek. Bu karı da üzerine koyarak satış fiyatını elde ediyor. Şimdi kar nedir burada? Satış fiyatı eksi maliyet. Evet. Şimdi sorularımıza bakalım. Bir, maliyeti %50, maliyeti 150 TL olan bir kaban %10 kar ile satılıyor. Buna göre bu ürünün satış fiyatı kaç TL'dir? Şimdi öncelikle uzun yol anlatacağım. Daha sonra kısa yol anlatacağım. Şimdi uzun yolumuz şu. Öncelikle biz ne yapalım? 150 çarpı 10 bölü 100'den ne kadar kar elde ettiğine bakalım. Şunlar gitti, gitti ve ne oldu? 15 TL ne olmuş oldu? Kar. Daha sonra ben ne yapıyorum? 150 TL'ydi bu ürünümüz. 15 de ekliyorum. Topladığım zaman ne olur? 165 olur. Ama çocuklar, daha kolay bir yöntem var. Nedir bu daha kolay yöntem? Öncelikle malın tamamı nedir? %100. Ben %10 kar elde ediyorum. Topladığımda malım ne oluyor? %110 olmuş oluyor. O zaman ben ne yapıyorum? 150'nin direkt 110 bölü 100'ünü, yani %110'unu buluyorum. Bulalım, eşittir. Bunlar gitti, şunlar gitti ve 15 çarpı 11 olmuş oldu. Bu arada 11 ile kısa yoldan çarpmayı da anlatmış olayım size. 1 ile 5, 1'i yazarız, 5'i yazarız ve ikisini topla, ortaya yaz. Evet. Aslında burası karışık gibi gelebilir. Normalde 15 ile 11'i çarptım.
Evet, etiket fiyatı 65 TL olan bir ürüne %20 indirim yapılıyor. Yine bunu kolay yoldan çözelim. Normal fiyatı ne kadarmış? %100. %20 indirim yapıldı. Ürünümüz ne oldu? %80 oldu. Sonra ne yapacağım ben? Sonra ne yapacağım? %65'in %80'ini bulacağım. 80 bölü 100'ünü bulacağım. Şimdi sıfırlar sadeleşti. Haydi, bunun sadeleşecek bir şey yok. Bu dursun. Yani en son şöyle bir şey oldu. 65 çarpı 8 bölü 10. Şimdi alışık olunca sıfırları götürmeye, bunu götürecek bir şey bulamadık. O zaman ne yapalım? O zaman ne yapalım? Şunu da sadeleştirelim. 2'ye bölelim 4. 2'ye bölelim 5. 5'e bölelim 1. 5'e bölelim ne olur? 13 olmuş olur. 13 çarpı 4'ten 3 kere 4 12, 4 kere 1 4 5. Cevap ne olmuş olur? 52 olmuş olur. Evet, üçüncü sorumuza bakalım. %50 indirimli fiyatı 100 TL olan bir ürünün maliyeti kaç TL'dir? Şimdi bunun çözümünde de birkaç yol kullanılabilir. Şimdi %50 indirimli fiyatı yani %100'den ben ne çıkartıyorum? %50 çıkartıyorum. Yani ürünümüz ne kadara satılmış? %50'ye satılmış. O zaman şöyle bir yol izleyebilirim ben. X'in 50 bölü 100'ü neymiş? 100 TL'ymiş. Ben buradan ne yapacağım? X'i bulacağım. Şunlar gitti. Dolayısıyla ne oldu? En son duruma bakalım. 5x bölü 10 eşittir 100 bölü 1. İçler dışlardan 5x eşittir 10 çarpı 100. Evet. Sadeleştirdiğim zaman 20. X eşittir ne oldu? 200 olmuş oldu. Evet, cevabımız 200. Şimdi dördüncü soruya bakalım. Dördüncü soruda bir mağaza 110 TL'ye alınan bir malı %40 karla sattığına göre kaç kar elde eder? Kaç TL kar elde eder? Şimdi 110 TL'ye alınan bir malı %40 karla satıyor. Burada da şöyle yapacağız. Burada da şöyle yapacağız. Şimdi öncelikle 110 TL'ye alınmış ve %40 karla satacağız. Yani 110 çarpı 140 bölü 100 diyelim. Bunlar sadeleştiği zaman dolayısıyla bu ürünü neye satar? 11 çarpı 14'ten bu da eşittir 154 liraya satar. Ben ne yapıyorum? 154'ten 110 çıkartıyorum. Ne kalıyor? 44 kalmış oluyor. Cevabımız Bursa. Ama burada şunu da hatırlatalım. Burada şunu da hatırlatalım. Burada aslında şu yoldan daha kolay. Direkt ben yani eğer tamamını isteseydi bu şekilde bulacaktık ama kaç kar elde etmiştir? Kaç TL kar elde etmiş dediği için direkt aslında 110 çarpı 40 bölü 100 yapabilirdim. Bunlar gider. Sonuç 44 olurdu diyebilirdim. Evet. Sorumuzun geri kalan kısmı kaç dakikada yer? Cevabını da ilerleyen dakikada vereceğim. Evet, şimdi 5. sorumuza gelelim. 5. sorumuzda, 5. sorumuzda. Şimdi diyor ki 820 TL'ye alınan bir televizyon %20 karla etiket fiyatı belirleniyor. Daha sonra etiket fiyatı üzerinden %50 indirim yapılıyor. Buna göre son durumdaki satış fiyatı kaç TL olur? Şimdi normalde televizyonumuz var. 820 TL'ye alınıyor. 820 TL'ye alınıyor. Öncelikle bu televizyonu %20 karla etiket fiyatı belirleniyor. Yani 120 bölü 100'e satılmak isteniyor. Daha sonra etiket fiyat üzerinden %50 indirim yapılıyor. Yani çarpı %50 indirim yapınca ne yapıyorduk? %100'den %50'yi çıkartıyorduk. 50 bölü 100 bunu çarpıyorduk. Ve son durumdaki kısım benden bunu istiyor. Şimdi buraya yapalım. Şimdi şunu sadeleştirdiğim zaman burası 1 bölü 2 yapar. Şunları sadeleştirdiğim zaman bunlar gider, bunlar da gider. Cevabım şu olur. Bakın sevgili çocuklar, burası 82 çarpı 12 olur. Çarpı 1 bölü 2.
Şu 2 ile 12'de sadeleşir. Ne kaldı? 6. Eşittir 82 çarpı 6. Evet, 6 ile 2 çarpalım. 2 kere 6 12. Test tekniğidir. Sonu 2 olan sadece adanamız var. İşaretliyoruz. Ama sağlamasını yapalım. Gerçekten öyle mi? 2 kere 6 12. 6 kere 8 48. Bir de elde 49. Cevabımız 492. Evet, devam ediyorum. %30 zararla satılan bir ürünün fiyatı 105 TL'dir. Buna göre ürünün maliyeti kaç TL'dir? Şimdi ürünün maliyetini bilmiyorum ben. %30 zararla satılmış. Dikkat, zarar dediği için ben %100'den %30 çıkartıyorum. Geriye ne kaldı? %70 kalmış oldu. Dolayısıyla 70 bölü 100'den eşittir. Ne çıkıyor? 105 çıkıyor. Şimdi bunu yapalım. Şu sıfırlar öncelikle bir götürelim. Denklemimiz şu oldu. 7x bölü 10 eşittir 105. Daha sonra paydamız 1. İşler dışlar çarpımı yapalım. 7x eşittir 105 çarpı 10. Daha sonra efendim ne yapalım? 105'i 7'ye bölelim. X eşittir. Şimdi 105 ile 7'yi sadeleştiriyorum. Ne olur? 1, 15 çarpı 10. Dolayısıyla x neye eşit olmuş olur? 150'ye. Cevabımız da nedir burada? Adana. Evet, kuralımıza bakalım. Bir ürünün satış fiyatı maliyetinden küçükse bu üründen zarar elde edilir. Yani maliyeti fazlaysa satışından, eğer adam fazla almış ucuza satıyorsa zarar elde eder. Kar neydi? Maliyeti satış fiyatından düşükse kar elde ederdi. Evet, kural. Sorularımıza geçebilir. İskonto demek sevgili çocuklar indirim demektir. İskonto indirim demektir. Devam ediyoruz. Şurada 3 tane daha sorumuz kaldı. Evet, 136 TL'ye alınan bir mal 102 TL'ye satılmıştır. Bu satıştan yüzde kaç zarar edilmiştir? Şimdi öncelikle malımız neydi? 136 lira. Ne kadara satılmış? 102. Ben 136'dan önce 102 çıkartayım. Çıkarttığımda 4, 3, 0. 34 kalmış olur. Demek ki ben şunu düşüneceğim. Nasıl yapabiliriz? 136'nın yüzde kaçı 34 yapar. Evet. Ne kadar zarar? Eksi bulduğum zaman ben cevabı bulmuş olacağım. O zaman şimdi şöyle bir düzenleyelim. Ne oldu? 136x bölü 100 eşittir 34. Payda 1, işler dışlar çarpımı yapalım. 100 çarpı 34 eşittir 136 çarpı x olmuş olur. Şimdi sadeleştirelim bakalım. Şimdi bunu 2'ye böldüğümde 136 ne yapar? 6,68. Şunu 2'ye böldüğümde ne yapar? 17. Daha sonra 17'yi 17'ye böleyim 1, 68 17'ye böleyim 4. En sonunda şöyle bir şey olmuş olur. 4x eşittir 100. X eşittir ne çıkar bundan? 25 çıkar. Cevabımız ne olacak? 25 olacak. İşaretleyelim. Evet, 8'in soruya bakalım. 8'in soruda bir malın satış fiyatı maliyet üzerinden %25 karla hesaplanıyor. Bu mal satış fiyatından alınıp maliyet fiyatında satılsaydı yüzde kaç zarar edilmiş olurdu? Yani şöyle diyelim. Bir malı 100 olarak kabul edersek %25 karla satıldığın zaman 125 liraya satılır. Bizden şunu soruyor. Maliyeti 125 olsaydı satış fiyatı 100 olsaydı ne kadar zarar elde ederdik? Bunu bulacağız. Ne kadar zarar elde ederdik? Şimdi o zaman şöyle yapacağız. 125 çarpı x bölü 100. Dikkat edin. 125 liraydı. 100 liraya satıldı. Ne kadar zarar edildi? 25 lira. Ben bunu bulacağım. Ondan sonra ne yapalım? Burada 125 x bölü 100 eşittir 25 oldu. Sadeleştirme yapalım. 25'e bölelim 5.
25'e bölelim 4. Pay da 1. İçler dışlar çarpım yapalım. 5x eşittir 100 yapar. X eşittir ne olur? 20 olur. Cevabımız ne olacak? Ceyhan. 9. ve son soruya gelmeden önce sorumuzun cevabını verelim. Sorumuzun cevabı acaba ne olacak? Evet, sorumuzun cevabını veriyorum. Toplam 3 dakikada yemiş olacak. Dakikasını sormuştuk. 3 dakikada yemiş olacak. Cevabımız 3 dakika. Evet sevgili öğrenciler, gelelim son sorumuza. Şimdi son sorumuzda tanesi 50 kuruş olan 40 adet yumurtanın 8 tanesi kırılıyor. Geriye kalan yumurtalar aynı fiyata satılıyor. Buna göre yumurtalardan yüzde kaç zarar edilmiştir? Şimdi öncelikle ben 50 çarpı 40, 50 çarpı 40'tan maliyetini bulayım. Ne yapar? 2000 kuruş yapar. Şimdi 8 tanesi kırılıyor. 40 yumurtanın, ben 8'ini çıkarttım. Geriye ne kaldı? 32 yumurtam kaldı. Ben 32'yi ne yapayım? Efendim 50 ile çarpayım. Ne oldu? 1600 kuruş olmuş oldu. Şimdi 2000 kuruşta ne kadar zararım var? 400 kuruş zararım var. Bu yüzde kaçtır? Bunu bulacağım. Dolayısıyla 2400 2000'in 5'te biridir. 100'ün 5'te 1'i de ne olacak? X eşittir 20 olacaktır. Cevap ne çıkar? Evet, 20 çıkar. Evet sevgili çocuklar, şimdi yüzdeler ve kar zarar problemlerimiz bu kadar. Ama konunun daha iyi pekişmesi için sizin bununla alakalı soru çözmeniz gerekiyor. Elinize kaynaklardan soru çözmeniz gerekiyor. Videodan konu tekrarına tekrar izleyebilirsiniz. İnşallah soru çözdüğünüz zaman konunun daha iyi pekişeceğine inanıyorum. Kolay gelsin, iyi günler.